biz kadın açısından gerçekten artık emniyet tarafından biz güvenmiyoruz açıkçası, onu söyleyeyim ben. Bir kadın olarak ben güvenmem. Şunu düşünüyorum, biri bana kimlik sorduğu zaman belki şiddete uğrayabilirim, psikolojisi yaşayabilirim. O kadın arkadaşa yapılan muamele bizim nezdimizde bütün kadınlara yapılmıştır. Ayrıca o silahın kafaya dayatılması, ben kendim düşünce olarak şunu söyleyebilirim. Bir insana öldürmekle kafasına silah dayamak arasında hiçbir fark yoktur. Orada kadın arkadaşımız katledilebilirdi. Bugün zaten Türkiye'de güvenlik adı altında gördüğünüz gibi işte meralarda çobanlar dövülüyor, silah dayatılıyor, yaralanıyor. Daha 3-4 gün önce 2 tane çoban yaraladılar. Daha birkaç gün önce yine dayak atıldı, yeni şiddet uygulandı. Ama biz şunu düşünüyoruz, yani ben bir kadın olarak şunu düşünüyorum. Acaba bu gerçekten bizim güvenliğimiz için mi değildir? Bunu düşünmek gerekiyor. Ben açıkçası bu konuda güvenim kalmadı, güvenim yoktur. Çünkü ne zaman bir emniyet gücünü görsem ya da bir emniyetten asker ya da bir uzman görsem hep bu psikolojiyle yaklaşırım onlara. Çünkü güven yok. Halkın burada emniyete karşı olsun, askeriye karşı olsun, özellikle uzmanlara karşı olsun güveni yoktur. Ben bunu özellikle söylemek istiyorum. Ayrıca bir de neden özellikle uzmanların kadınlara karşı şiddet uyguluyor bunu anlamış değilim. Belki de işte 500 günden fazladır dersimde kaybolan Gülistan Dokun akıbetini sorduğumuz için mi acaba bu kimde öfke diyebilirim. Ama eğer bizim güvenimizi kazanmak istiyorlarsa öncelikle bunu açığa çıkarmalarını istiyoruz. Halkın güveni kazanmak istiyorlarsa bu şekilde şiddet uygulamak yerine daha insancıl, daha psikolojisi iyi bir şekilde, yani psikolojik travmalar yaşatmayan bir uygulamaya geçmesi gerekiyor. Ben şuradan emniyet güçlerine şunu söylüyorum. Lütfen uzmanlar olsun, emniyetteki bütün arkadaşların olsun. Lütfen bir psikoloji danışmanı göndersinler. En azından toplum üzerindeki iletişimler nasıl olur, nasıl davranılır, nasıl sorulur. Bence bunların da eğitimini alması gerekiyor. Eğitimli olmaları gerekiyor. Mesela Avrupa ülkelerine baktığım zaman kadınlara yaklaşım çok kibardır, çok naziktir, çok böyle olumludur. Ama bizde o yoktur. Bizde sürekli bir şiddet, bir travma, bir korku vardır. Ve biz tabii ki elbette ki bir kadın olarak bunları geleceğiz. Bunların üstesine geleceğiz ama bu tek taraflı olan bir şey değildir. Buradaki emniyet güçlerinin ve askerde görev yapan bütün kolluk kuvvetlerinin bu konuda çok daha duyarlıdır, çok daha hassas olmasını istiyoruz. Kadınlar üzerindeki bu şiddetin bir an önce bitmesini istiyoruz. Gerçekten biz bu konuda çok üzülmenin ötesinde öfkeleniyoruz açıkçası. Öfkelendiğimiz için de öfkemizi tabii ki sokağa yansıtacağız. Geçen cuma günü saat 4 civarlarında dersin merkezde bir kadına jandarma kimlik GBT sorgulaması yapmak istiyor. Nedense hani kadının intihar bombacısı olacak bir şeyi yoktur. Yani üstünde bir sırt çantası yoktur. Herhangi yani şüpheli bir durum yok ortada. Yani jandarma dersinin merkezinde bir kadını alıp yere yatırıp darp ederek zorla kimlik GBT'sini yapmak istiyor. Yani biz bunları tabii ki bunların örneklerini daha önce Kürdistan bölgelerinde gördük. Yani bu özel bir politika Kürdistan bölgelerinde uygulanıyor. Yok helikopterde insanların atılması, sokak ortasında 10-15-16 yaşındaki gençlerin polisler tarafından, bekçiler tarafından, uzmanlar tarafından darp edilmesi, Kürdistan bölgelerinde kadınların tecavüze uğraması. Yani buna çok yabancı değiliz. Daha önce de dersinde kaç kişi Panzerez'de, yakın örneği geçen yıl Mazgirt Göktepe'de ana cadde üzerinde bir genci panzer ezdi ve genç hayatını kaybetti. Yani bu özellikle Kürt halkına uygulanan bir politikadır. Yani bunlar bilinçli yapılan şeylerdir. Artı dersinde
Yani her giriş çıkışta GBT kimlik kontrolleri yapılıyor. Yani bu GBT kimlik kontrolleri bir sindirme politikasıdır. Halkı yıldırma politikasıdır. Yani bu artık şehrin merkezine kadar bir kadını yere atıp darp etme durumuna kadar gelmiştir. Yani biz kolluk güçlerinin uyguladığı bu şiddeti asla kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz de.